Seninle ilgili bazı notlara bakarken meditasyon yapıyor musun? Yani böyle bir yoga, meditasyon gibi bir şey. Yok, Sanki öyle bir yoga şey. değil ama kendime göre meditasyon yapıyorum. Yani Meditasyon yapıyorsun. transandantal meditasyon ama tabii onun boyutları var. Ben çok Evet. çok gerilerde bir boyutta Bir yapıyorum. yerde artık bu işin içinde rahatlamak lazım. Yoksa gece dişlerini sıkmakta Evet, bu uyuyamıyor. herkesin yapabileceği bir şey esasında. Bu, Evet. kendimize 10 dakika 15 dakika ayırdığımız zaman sosyal yaşamımızda bunun çok büyük artılarını görürüz ama ona bile zaman ayıramıyoruz ama ayırmamız gerekiyor. Abi ayıramıyorsun yani nereye gerçekleşti? Ben bu sabah uyumadan Münih'e işte yani hani nereye zaman ayırıyorsun? Sen de mesela Almanya'dan geldin. Almanya'nın düzeni disiplini var. Yani burada her gün bir olay. Her gün bir sabah bir şeyle kalkıyoruz Her burada. dakika bir Sen şey oluyor. şimdi evet mesela buna dayanamayan sevgili Meryem Uzerli yani şeye de dayanamadı o. Setteki saat çalışma saatlerine abi oradaki disiplin başka. Burada sana akşam saat 7'de gel diyorlar. Öteki gün sabah 7'de salıyorlar setten. Yani yapamadı. Dayanıklı adam kalıyor. Dayanamayan gidiyor. Kız da haklı. Ya, Sende oldu mu mesela böyle bir sıkıntılı bir durum? yani sabır gerektiriyor bence bu işler biraz. Tabii ki zorlanıyorum. Üzülüyorum da sette çalışanlara çok üzülüyorum. Çünkü oyuncular yine her dakika sette olmuyoruz biz. Tabii. Arkada sette çalışanlar daha çok Ama o 20 saat yoruluyorlar. orada, o bumu Tabii. tutuyor. O havada Korkunç bir tutuyor. şey. Ya. Bu. Ahmet abi sizin zamanınızda böyle miydi? Hababam Hayır, sınıfı hayır, hayır. çekilirken falan Hayır, nasıldı? hayır. Gayet insani şartlarda çalışıyorduk. Evet. Bence bu değişecek ama. Doğrudu. Bence değişecek. Yani böyle kalmayacak diye Evet, düşünüyorum. değişmesi lazım. Birileri hatta bir karar aldı. Bunlar değişmezse biz oyunculuğu bırakıyoruz diye. Evet. Kimler? Kenan İmirzalıoğlu birileri. Öyle Yani duymuştum. giderek Ama her Kanuni sene öyle sınırını 10 kişi zorluyor. falan bir yürüyüş başlıyor. Sonra 30 kişi 40 Evet, kişi bir oluyor. dönüyor. Hayır, giderek Aksine bu şey oluyor. tüketim bitecek yani. Çünkü bu şartlar altında bir şey üretmek sıfırlanacak. Çünkü ne üretebilirsin ki? 5 günde 1,5 saatlik sinema filmi çekiyorsun esasında. Yani Evet. televizyon Tabii. filmi çekiyorsun esasında. Bu bir senaryo sorunudur, bir performans sorunudur. Ve giderek bu alçalacak. Kreatif, daha nitelikli bir iş olması için bunun 45-50 dakika olması lazım. Ki Kesinlikle. bütün Evet. dünya bunu öyle uyguluyor. Abi bir de şimdi 2,5 saatlik diziyi seyirci izliyor ama ya da sinema filmini onun içine bir dinamizmi var. Oturda böyle sohbet et değil ki o. Action'ı var bilmem Evet. neyi var. Senin ile ilgili bir tane görüntü var. Onu göstereceğim. İsim ya ben isim hafızam o kadar kötü ki bir dönemin ve hala da yani çok sevilen bir kadın aktrist. Neyse filmi izlerken ben gördüm de ağır yani ağır bayağı ağır. O dönemin dizileri de öyleydi filmler de öyle ağırdı yani. Şimdi tabii bir action var sohbetler daha hızlı. Zaman daha çabuk akıyor şimdi İzleyince tabii. hatırlarsın polis geldi diyor birisi. Sonra birisi diyor ki polis mi? Öteki diyor ki polis mi geldi? Polis geldi. Polis geldi ha? Kaç kişiler? Bir izleyelim varsa. Nedir? İhbar var. Hanımın kocası için. Zina suçundan. Biz bakmak zorundayız. Aa polis! Polis. Polis mi? Evet. Kaç kişiler? İki. Buyurun. İhbar var galiba. Bize bakıyorlar. Geceleri hep yalnızdım. Bebek gelse bile bir şey değişmeyecek ki. Geceleri ben de yalnızdım. Biliyorum. Yıpranmanı istemiyorum artık. Sen daha mı az yıprandın sanki? Nur Sürer, Nur Sürer. Bugün bu ağırlıkta dizi yapsan, yani bu Şimdi tempoda. 91 yılında çekildi bu film. Thomas Gildoy yönetti. Suyun Öte Yanı. Çok güzel senaryosu. Feride Çiçekoğlu senaryosu Evet. yapmıştı. Şimdi 91 dünyasıyla 2014'ü kıyasladığınız Tabii. zaman 93'te cep telefonu daha gelmişti Türkiye'ye. Yaşamın akışı, kainatın akışı o kadar ağırdı ki o zaman. Esasında saf ve temizdi, daha Evet, dürüsttü. evet. Şimdi biz bir hıza alıştığımız için bu internetten dolayı hiçbir şeye tahammülümüz yok. Yani senaryo Her şey yazarken bile yandı. replikte üst üste biniyor. Ama bizim sabır erdemimizi yok ediyor. Sabır değerimizi yok ediyor. Doğru. Esasında olması gereken o saf, temiz dünyayı biz kaybettik şimdi.
Evet, ve bankmatikte bile hep ben bu peresenkim söylüyorum, 10 saniye beklemeye tahammülümüz yok. İyi bir şey değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.